Günaydın değerli katılımcılar ve dinleyenler. Herkese iyi bir gün diliyorum öncelikle. Doğumunun 150. yılı münasebetiyle düzenlenen Uluslararası Üstad-ı Cihan Tambur Cemil Bey Çevrimiçi sempozyumuna katılan tüm bilim insanlarını ve dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sempozyumun 3. ve son günündeyiz ve 9. oturumdayız. Şu ana kadar çok değerli sunumlar izledik. Bu sempozyumun düzenlenmesi Türk Müziği Akademik Çevresi, TÜMAÇ, Tambur Cemil Bey Derneği, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve MİM Sanat Derneği katkılarıyla gerçekleşmektedir. Ve sempozyumumuz Profesör Doktor Cenk Güray koordinasyonunda yürütülmektedir. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonun öncü İsmi çok kıymetli hocamız Profesör Ruhi Ayengil. Hocamıza da çok değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu oturum icracılık ve ilkeleri müzik kuramı bildirilerini kapsamaktadır. Ve çok değerli katılımcılarımız dört önemli bildiri sunacaklar. Bizlerle fikirlerini paylaşacaklar. Bildiri sunum süreleri 15'er dakika. Sunumlar sırasında YouTube kanalında yorum bölümünden sorularınızı, katkılarınızı yapabilirsiniz. Dört bildirden sonra yaklaşık yarım saat süren soru-cevap tartışma yorum kısmı olacaktır. Sanatımız ve kültürümüz adına başarılı bir oturum olmasını temenni ediyorum. Şimdi ilk sunumu yapmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi'nden değerli doktor öğretim üyesi Muhammed Zinnur Kanık hocamızı davet edeceğim. Kendisi tekke musikisi geleneğinin Tambur Cemil Bey'deki etkileri ve günümüz ney icracılığına yansıması adlı sunumunu gerçekleştirecektir. Buyurun Zinnur hocam. Kıymetli Alper Hocam, şahsınızda tüm Hazirun'u sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bizi dinleyenleri de aynı şekilde. Teşekkürler. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Benim sunumum tekke musikisi geleneğinin Tamburi Cemil Bey'deki etkileri ve günümüz ney icracılığına yansıması. Bu başlık altında öncelikli olarak ele alacağım isim, baştan belirtmek zarureti hissediyorum kendim, Niyazi Sayın hocamızdır. Onun şahsında bu mevzuyu anlatmaya çalışacağım. Fazla vaktinizi almadan seri bir şekilde bitirmeyi planlıyorum. Sezai Karakoç Üstad'ın kitaplarında çoğunlukla belirttiği bir husus vardır. Medeniyet mevzusu. Bu medeniyet mevzusuna baktığımızda dünyada bir tane değil, pek çok medeniyetin kurulup çoğunun yok olduğunu, bazılarının hayatta kaldığını biliyoruz. Ama ana çatı olarak bir Batı medeniyeti, bir Doğu medeniyeti olarak insanların bu medeniyet kavramı üzerinden hayatlarını idame ettirdikleri, devam ettirdiklerini biliyoruz. Bizim kendi şahsımızda en önemli medeniyet, tabii ki İslam ve Osmanlı medeniyeti bağlamında, hatta bunu daha da özelleştirdiğimizde İstanbul medeniyeti bile diyebiliriz belki, bir olguyla karşılaşıyoruz. Buna çeşitli branşlarda katkıda bulunmuş pek çok sahadan kıymetli insanların var olduğunu görüyoruz. Musiki de bu medeniyetler içerisinde çok büyük önem arz eden bir mefhum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bizim musikimizi ele aldığımızda 9. yüzyıldan itibaren, en azından yazılı kaynaklarına baktığımızda 9. yüzyıldan itibaren başlatırsak kindilerle birlikte günümüze kadar gelen bir süreç var. Bu medeniyetin gelişmesinde o medeniyetin bireylerinin aktif rol oynaması tabii ki muhtemel ve zaruri. Ve her gelen neslin bir önceki nesle göre daha üstün işler yaparak bu medeniyeti geliştirmesi gerekmekte. Ben Tamburi Cemil Bey'in şahsında
19. yüzyıl ya da 20. yüzyıl diyelim, çünkü başlarını biliyorsunuz vefatı. Tamburi Cemil Bey'in bu medeniyetin son temsilcisi olarak en üstün icracısı olduğunu hepimizin de tabii malumu olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla bugüne kadar gelmiş bir Osmanlı musiki medeniyeti dersek, bunun son temsilcisi olarak da en azından Tamburi Cemil'i kastederek bu işe en yüksek seviyeyi kazandırmış kişi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Tamburi Cemil Bey'den sonrası da var. İşte bu konuşmamda ondan sonrasını ney sazı bağlamında sizlere izah edeceğim. Fikret Karakaya hocamız Tamburi Cemil Bey'in şahsında ele aldığı bir metinde şöyle bir cümle sarf etmiş bu medeniyet bağlamında. Ben de sözlerimi ona dayandırmak istiyorum. Müsaadenizle okuyarak söyleyeyim. Tamburu herkesten farklı çalan, kemençeye yeni ufuklar açan, lavtayı ve çelloyu birer taksim sazı haline getiren Cemil Bey gibi bir yenileyicinin geleneklere ne ölçüde bağlı olduğunu belirlemek için yalnız nasıl sazende olduğuna değil, makam çerçevelerine ve kendinden öncekilerin peşrev, saz simaisi, şarkı gibi eserlerinde görülen name üsluplarına, bu türlerin yapılarına ve biçimlerine ne derecede uyduğuna da bakmak gerekir. Benim söylediğim bu sözleri bu izahata da dayandırarak Cemil Bey'in kendinden önce gelmiş olan bütün icracıların yaptığı eserlere bir yenilik kattığını söyleyebiliriz. Onun bu yaşarken hatta yaptığı bu icralarından dolayı eleştiri aldığını da biliyoruz. Özellikle tambur çalışı konusunda hepinizin malumu. Tambur böyle çalınmaz diye kendisi eleştirilmişti. Hasılı bir tabiri caizse bir çağ değiştiriyor bu müzik anlayışında, tambur icracılığı alanında. Ben bu noktayı aynı şekilde Niyazi Sayın'ın şahsında da görmekteyim. Niyazi Sayın da kendinden önceki neyzenlerin tümünün bize bıraktığı birikimi, biraz kusura bakmayın, hafif soluklanma ihtiyacı hissettim, heyecanlandım. Razı olun. Kendinden teşekkürler. Kendinden önce gelmiş bütün ney icracıların bize bıraktığı birikimi en üst düzeye getirip gene Tamburi Cemil Bey'in yaptığı gibi bir çağ tabirimi, bu tabiri kullanmak istiyorum. Çağ değiştirmiş, bir çağ açmış ney konusunda. Aynı Tamburi Cemil Üstad'ın yaptığını günümüzde ney konusunda yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Niyazi Sayın öncesi ve sonrası diye bir şey yapmak durumunda kalıyoruz biz neyzenler bilhassa. Ondan önceki neyzenler tabii bu o büyük kıymetli isimlere farklı menfi bir hitap anlamında anlaşılmasın. Ama ney sazının tabiri caizse şeylerden icra ortamlarından uzak tutulduğu bir dönemde Niyazi Hoca mesela Bekir Bey özelinde bakarsanız aranan bir neyzen olmuştur. Yani diğer solistler Niyazi Sayın öncesinde neredeyse icralarına bir ney sazını katmazlarken çeşitli neydeki problemlerden dolayı Niyazi Sayın'ın neye kattığı yeniliklerden dolayı artık aranan bir enstrüman olmuştur. Bizzat da Niyazi Sayın'ın şahsında. Ben bunu Tamburi Cemil'in herkesin kendi icrasında olmasını arzu etmesi gibi bir olayla benzeştiriyorum. Niyazi Sayın ney sazındaki açkı tekniğinde elde ettiği o farklı sistem neticesinde ve kendi icrasının da üstünlüğüyle neye kazandırdığı bu haslet vesilesiyle aynı Tamburi Cemil Bey'in tamburda yaptığını ney sazında gerçekleştirmiştir diye düşünüyorum. Tabii bu noktaya biraz hızlı girdim ama ondan önce bir iki mevzu zikretmek istiyorum. Tamburi Cemil Bey'in dönemindeki neyzenlerle olan münasebeti beni çok okuyunca tabii insan öğreniyor. Çok mutlu eden bir şey. Tamburi Cemil Bey gibi pek çok enstrümanı çalan büyük bir üstadın kendi kendime hep sorardım acaba niçin ney üflemedi, ney gibi bir kıymetli bir enstrümana niye meyletmedi diye sorardım. Sonra okurken öğrendik ki Rauf Yekta Bey'in de yazılarında bu geçiyor.
dinlemekten en çok zevk aldığı enstrümanlardan bir tanesi de ney imiş. Hatta bir hatırasında Aziz Dede ile bir ortamda onu dinlemek üzere bulunduğu sırada Aziz Dede'nin yaptığı icradan sonra ayağa kalkıp elini öpmüş. Yani Tanburcu Cemil Bey onun o lahuti semavi namelerini işittikten sonra o kadar mütehassıs olmuş ve ayağa kalkıp Aziz Dede'nin ellerini öpmüş diye bir hatırasını paylaşıyorlar. Bu tip neye karşı Tamburi Cemil Üstad'ın meylini öğrenince ben de tabii ayrıca bir mutlu oldum. Bu bildirimin çıkış sebebi de bu okumalar olmuştu işin doğrusu. Fakat üflemeli çalgılardan sadece zurna çaldığını ve klarnet çaldığını biliyoruz. Bunun dışında neye bir herhangi bir çalma teşebbüsü oldu mu bir fikrimiz yok. Fakat yaşadığı dönemde bilhassa Mevlevi tekkeleriyle Tamburi Cemil Bey'in irtibatta olduğu, hatta Mesut Cemil Bey'in kendi hayatına dair yetişmesi esnasında bu Mevlevi tekkelerinin müntesiplerinden mesela Rauf Yekta Bey, Zekaizade Ahmet, Neyzen Emin Dede, Şerif Muhittin Beyler yani bunun gibi isimlerin etkisiyle aralarında Mevlevi tekkelerine devam eden şahsiyetlerin de bulunduğu ortamlarla bu eğitim sürecinin, yetişme sürecinin gerçekleştiğini. Dolayısıyla Tamburi Cemil Bey'in de tekkelerle bir şekilde bir irtibatı olduğunu söyleyebiliyorum. En azından dinleyici olarak, kendisinin icracı olarak bir faaliyette bulunduğuna dair bir şey okuyamadım. Belki aramızda kıymetli hocalarımızdan böyle katkıda bulunurlarsa öğrenmiş oluruz. Tamburi Cemil Bey'in birazcık yaşayışı gereği, İbnül Emin Mahmut Kemal'in biraz serzenişte bulunduğu, hatta genç yaşta ölmesine sebeptir diye böyle üzüntüyle anlattığı, yaşadığı hayat belki de onun o tekke hayatıyla bir arada olmasına pek müsaade etmemiş olabilir. Bunlar çok doğal şeyler. Ama gönülden özellikle işte Aziz Dede örneğinde olduğu gibi neyzenlere ve ney sazına bir muhabbette olduğuna dair bir sonuç çıktı benim yaptığım okumalardan. Bu tebliğle de bunu belirtmeyi böyle bir mutluluk arz ediyorum kendime. Kendisinin ney sazına olan meyli olmamasına rağmen işte netice olarak böyle bir muhabbet içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında birkaç hatıra daha vardı fakat bu yasak süreci yüzünden bazı notlarım okulda kaldığı için onları inşallah yazılı metinde ele alıp sizlere sunacağım. Ben fazla da uzatmadan Niyazi Sayın ve Tamburi Cemil Bey'in bana göre ortak yönlerinden şöyle birkaç başlık söylemek istiyorum. Birincisi ikisi de sazını çok üst düzeyde çalan insanlar. Tamburi Cemil Bey sazını icra ederken kendinden önceki tamburilere benzemeyen ve üstünlüğünü onlara da kabul ettirebilmiş bir sazende. Aynı şeyi Niyazi Sayın'da da görmekteyiz. Kendi hocaları Halil Dikmen'dir mesela ve kendi geldiği silsile ta Oskiyan'dan beri süren bir silsiledir. Bana göre kendisi bunu hocam gibi üfleyemedim diye belirtmiş olsa da bana göre hepsinden çok çok daha üstün bir ney üfleme bir icrası ortaya koymuştur. Ve bunu da işte hepimiz şimdi konuşuyoruz. Aynı Tamburi Cemil Bey'in dönemindekilere kabul ettirmesi gibi ve bizlere Niyazi Hoca da kabul ettirmiştir. İtiraz edenler, ona karşı olanlar da muhakkak olmuştur, olacaktır da. Bu da çok insani, doğal bir süreç. Diğer bir ortak yönleri, musiki nazariyatına dair ikisi de ortak bir şekilde tabirim bilmiyorum makbulse otorite kıvamında insanlardır. Nitekim Tamburi Cemil Bey'in yazmaya çalıştığı makaleler veya yayınlayamadığı notlarına da baktığımızda musiki nazariyatına dair Rauf Yekta Bey tarafından eleştirilmiş bile olsa bir çabası ortadadır. Niyazi Sayın'ın da herhangi bir yazılı eseri olmasa da talebelerinden işte Salih Bilgin'le olan sohbetten hatırlıyorum.
Sadrettin Özçin hocamızın anlattıklarından, Ali İtan hocamızın, Nurullah Kanık hocamızın böyle bahsettiklerinden, talebelerinden nazaret konusunda Niyazi Sayın'ın da bir otorite vesabesinde olduğunu, seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Ortak bir yön olarak her ikisinin. Diğer bir noktada az eser bestelemeleri de benim için ikisinin bir ortak yönü. Fakat buna mukabil ikisi de çok üst düzey taksimlerle bu bestekarlık kabiliyetlerini ortaya koymuş iki büyük isim olarak, ortak yönleri ortaya çıkmış kişiler olarak söyleyebilirim. Zira Tamburi Cemil Bey'in yaptığı besteler şarkılardır ve saz eserleridir ve bunların sayısı çok fazla değildir hepimizin malumu. Fakat yaptığı taksimler eşsiz, biliyorsunuz. Aynı şekilde Niyazi hocamızın da çok fazla sayıda bir bestesi yok. Ama yaptığı taksimler, mesela hepinizin muhakkak dinlediğini düşünüyorum. Uğur Derman Üstad'ın anonsları neticesinde Niyazi Sayın'ın yaptığı 1960'lı yıllara tekabül eden o muhteşem işte sohbet ortamlarında bile olsa yapılmış taksimler. Bunlar da en az şaheser addedilecek taksimler. Bu da bir ortak yönü olarak düşünüyorum. Bunun dışında icra noktasına geldiğimizde biraz haddimi aşarak da konuşmak da istemiyorum ama Tamburi Cemil Bey, yani onu değerlendirme noktasında haddimi aşmak istemiyorum. Tamburi Cemil Bey'in bir eseri icra etme şekliyle Niyazi Sayın'ın bir eseri icra etme şeklinde de bir ortak nokta olduğunu düşünüyorum kendim. Çünkü kusura bakmayın, biraz sabahın olmasından dolayı ismi bir anda şey yapamadım. Bir bestekarımıza Tamburi Cemil Bey diyor ki, sen diyor çalamazsın ama çok iyi beste yaparsın. Sen bestele, Tamburi Ali olacaktı herhalde, şey yapamadım. Sen bestele, ben çalayım diyor. Ve nitekim o çalınca, yani Tamburi Cemil Bey onun bestesini icra edince kendisi de çok mutlu olurmuş. Demek istediğim, herhangi bir eseri bir bestekarından daha iyi çalan büyük bir virtüöz Tamburi Cemil Bey. Niyazi Sayın da öyle. Mesela çok meşhurdur YouTube'da. Ben inşallah yazılı metinde onun için en seçkin icrayı paylaşacağım link olarak. Niyazi Sayın'ın Neyzen Salih Dede'nin Acem Aşıran Peşrev icraları meşhurdur. Diğer pek çok icrası gibi. Buraya baktığınızda özellikle notayla mukayese ettiğinizde notadan bambaşka ama muhteşem bir icra ile karşılaşıyorsunuz. Biz bugün pek çok sazende de duydum. Hatta udilerde yakalıyorum, tamburilerde görüyorum. Yapılan Niyazi Sayın tarafından yapılmış süslemelerin sadece ney sazında değil, diğer enstrümanlar tarafından da enstrümantistler tarafından da kabul gördüğünü ve kendi sazlarına aksettirildiğini görmekteyim. Yani o mesela ikilik notalardaki bekleme süreçlerini çok klasik anlayışa da ters gelmeyecek şekilde, daha tavra uygun, ney tavrına uygun şekilde süslemesi. Tıpkı Tamburi Cemil Bey'in bir eseri kendinden alıp, yani orijinal notasından alıp kendisinden çok fazla şeyler katarak icra etmesiyle özdeşleştiriyorum. Ben fazla sizlerin başını ağrıtmak istemiyorum. Bu gibi ortak yönleri tespit ettikten sonra Tamburi Cemil Bey'le son cümle olarak, Tamburi Cemil Bey'in döneminde yaşadığı bu tekke ortamlarıyla olan muhabbetini, unuttuğum cümleleri böyle ilave edip bitirmiş olayım. Kendisinin her ne kadar eleştirilse de klasik üsluptan, hayatında zıtlıklar olsa da klasik üsluptan yana öykünmeleri, 3. Selim dönemine olan hasreti ile çok muhabbetli olduğunu düşünüyorum. Ve bu neyzenlerle olan muhabbetinin kendinden yaklaşık 55-60 yıl sonra Niyazi Sayın veya 40 yıl sonra Niyazi Sayın üstadın şahsında
tekrar tevarüz ettiğine inanıyorum. Niyazi Sayın'ın da bu icrayı Tamburi Cemil'i taklit ederek değil, ama bu geleneği, bu medeniyeti geliştiren bir şahsiyet olarak çok üst düzeye çıkardığını inanıyorum. Tabii bu sadece Niyazi Sayın anlamında değil bu konuşmalarım. Yani hemen aklıma gelen mesela bir İhsan Özgen üstadımız rahmetli. Yani onların da katkılarının kendi şahıslarına çok yüksek olduğunu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Fazla vaktinizi almamak için. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı veren. Başta Gülçin Yahya hocama, onun vesilesiyle haberdar olmuştum. Ve gene Ruhi Ayhangil hocama hürmetlerimi arz ediyorum hepinizin huzurunda. Herkese kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler hocam. Evet. Doktor öğretim üyesi Muhammed Zinnur Kanık hocamız tekke musikisi geleneğinin Tambur Cemil Bey'deki etkileri ve günümüz ne icracılığına yansıması adlı sunumunu gerçekleştirdiler. Cemil Bey'in çağdaşı olmuş neyzenlerle olan muhabbetlerini bir takım hatıralardan yola çıkarak ele aldılar. Niçin kendisinin ney sazına meyletmediği veya bir neyzen ile bir kayda olup olmadığını, ayrıca Cemil Bey'in oluşturduğu ekolün bugün bir neyzen üzerinden ahvali tartışarak ele aldılar. Ayrıca Cemil Bey'in hayat hikayesinden hatıralar ile bu münasebeti ortaya koydular. Bizleri bilgilendirmelerinden dolayı kutluyoruz hocamızı ve çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tekrar belirtmek istiyorum. YouTube kanalından, yorum bölümünden sorularınızı ve katkılarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sunum yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı Caz Ana Sanat Dalı'ndan Berk Kurdoğlu ve Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cenk Güray hocamızı davet edeceğim. Kendileri Makamdan Caza Doğaçlama Köprüler, Ezgi Çekirdekleri adlı sunumu gerçekleştireceklerdir. Sayın hocam, buyurun. Alper Hocam çok teşekkür ediyorum. Başlamadan sempozyumda emeği geçen, katkısı olan ve tüm herkese, değerli katılımcılara saygılarımızı sunmak isterim. Hocam paylaşıma izin alabilmem mümkün mü acaba? Evet. Evet, Makamdan Caza Doğaçlama Köprüler, Ezgi Çekirdekleri. Birçok üstadın, teorisyenin, icracının makam tanımında ezgi çekirdeklerine benzer kararlaştırmış ezgiler, musiki cümleleri, ezgisel çizgi, kalıplaşmış motif ezgi, küçük melodi parçacıkları gibi yapıları görmek mümkündür. Bu yapıları ek olarak da kişilik, renk, lezzet, koku, özellik, farklılık, karakteristik, özgül gibi tanımlamalarda bu yapılarla birlikte makam tanımında yer almaktadır. Ezgi çekirdekleri çerçevesinden makam yapısına bakarsak, makam yapısını oluşturan ezgisel hareket ve bu ezgisel hareketin ezgi kurulumlarını sağlayan yapılar ezgi çekirdekleri olarak karşımıza çıkabilir. Makama ismini veren ezgi çekirdeği ve onunla uyumlu olan farklı ezgi çekirdeklerinin birleşimi de yine bu makam yapısını yansıtmaktadır. Ezgi çekirdeklerinin yinelemeli ve modüler eklemlemeli bir biçimde makam yapısını göstermektedir. Ezgi çekirdeklerin özelliklerine bakacak olursak, daha küçük bir parçaya bölünmesi mümkün olmayan, kendine has, özgün tınısal etki ve öz niteliğe sahip ve bu tınısal etkiyle bir duysal tecrübe yansıtması en baştaki temel özellikleridir. Bu da makam yapısındaki hani çok renkli bileşim, kişilik, makam karakteri, özgünlük gibi yapılara katkı sağlar.
Ezgi çekirdekleri etrafındaki karakteristik ezgilerle birlikte makamın özgün yapısı ve kendi farklılıklarını ortaya koyan, yani bir makamın diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan temel faktör olarak da karşımıza çıkmaktadır. Burada organizasyonu aynı bir dildeki anlamsal yapı oluşumuna benzer bir şekilde makam yapıları da nasıl kelimeler ve kelimelerin ilişkisi, burada aynı ezgi kalıpları ve bunların birleşimi, özgün bir anlam akışına sahip cümlelerin oluşumu dildeki anlamsal yapıda meydana geliyorsa, aynı şekilde ezgi cümleleri ve özgün müziksel ifadeler de bu çekirdek etkileşimlerinden meydana gelmektedir. Şimdi ezgi çekirdeğinin yapısına bakacak olursak, bir merkez perdesi etrafında komşu perdelerin bu merkezle ilişkisini görmekteyiz ve bu perdeler çeşitli işlevlere sahiptir. Bu işlevlere bakacak olursak, merkez tanımlayıcı perde, ortak tanımlayıcı perde, merkez ana eksen perdemiz, tanımlayıcı perdemiz merkez ile gerilim çözülüm ilişkisi kurarak bütünleştirici, bu iki perde de tümleyicilik algısı oluşturmakta. Pekiştirici perde merkez üzerinde karar dengeyi pekiştiren, süsleyici perde de ezgisel geçiş bağlantı varyasyon özelliğine sahip perdelerdir. Buradaki fonksiyonların aslında temel amacı çekirdeğin sınırlarını net bir şekilde çizebilmek ve çekirdeği çok net ortaya koymaktadır. Burada makamı hani rengi veren yapı nedir diye sorduğumuzda buradaki bu cevabı hani en küçük birim olarak çekirdek özelinde vermemizi sağlar ve bu yapı burada gördüğünüz gibi birkaç perde ile ilişkilendirebilir. Bu da bizi büyük bir ezgisel alanda bu rengi sağlayan perdelerin birbiriyle bağlantısı ile bu fonksiyonlar aracılığıyla çok net tanımlamamıza yardımcı olur. Ayrıyeten de belki renk içermeyen ezgisel alanları da ayırt etmemizi bu yapı sağlar. Burada rast ezgi çekirdeğinin yapısını görmekteyiz. Perdelerin rast perdesinin merkezi olduğu, dügen fesigen tanımlayıcı veya süsleyici olabilen yapı karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Tamur Cem'in benzeri ve kalasına bakacak olursak, buradaki çekirdek ilişkisini görelim. Burada gördüğünüz gibi rast perdesinin merkezi olduğu çekirdek yapılarını bu şekilde görebiliriz ve fonksiyonlar da aynı burada gösterildiği gibi bu çekirdeklerde yer almaktadır. Buraya ezgi katmanı olarak belirtmemizin nedeni de hani bir çekirdek olmasının yanında ezgi katmanı olarak da düşünebilinir. O yüzden de hani onu da belirtmek istedik. Peki bu tarz yapılara başka türlerde de rastlamak mümkün mü? Evet, doğaçlama üretim geleneği ile çok zengin ezgisel üretimlerin kapısını açan temel ezgi kalıpları caz müziği açısından da temel üretici unsur konumunda. Bu tarz yapılar caz icracılarının doğaçlamalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bir kalıp örneği olarak bir mixolydian ezgi çekirdeği ele alalım. Do mixolydian dizisi üzerinden oluşmuş bir yapı. Burada bir dizide yer almayan si sesimiz var. Bu bir hani geçiş sesi fonksiyonunda bir ses. Çekirdeği dinleyelim. Tekrar. Çekirdek armoni üzerinde hani kendi armonisinde de bulunabilir. Buradaki bu yapı çekirdeğin devamındaki yapıya göre değişiklik gösterebilmesini temsil etmektedir. Armon üzerinde de hızlıca dinleyelim. Şimdi örneklere geçmeden önce sesler için fonksiyon önerilerine bakalım. Ben burada Sayın Ertuğrul Bayraktar Katalı hocamızı anmadan geçemeyeceğim. Katkılarından dolayı kendilerine de çok teşekkür etmek istiyoruz. Biz burada caz çekirdeğindeki yapılara fonksiyonları atarken direkt buradaki tanımlamalara, makam yüzündeki tanımlamalara sadık kaldık. Şimdi bu bir do mixolydian dizisi üzerinde olduğu için do sesimiz direkt merkez ses olarak, ana eksen olarak zaten burada bulunmaktadır. Mixolydian dizisi üzerinde, zaten do mixolydian dizisi üzerinde. Daha sonra tanımlayıcı perdelere gelirsek, burada
Buradaki armoniyi duyurmak için caz pratiğinde bu şekilde bir akor oluşumu olabilir. Buraya baktığımızda 7, 3, 13 ve 9. sesleri olduğunu görüyoruz. Yani kök sesi yok. Caz pratiğine hakim bir icracı buradan tabii bu armoninin başka diğer armonilerle ilişkisine de bakarak bu akorun bir do dominant do mi soliden olduğunu söyleyebilir. Yani kökü aramasına gerek yok. Burada asıl tanımlayıcı olarak 3 ve 7'nin varlığı armoniyi niteleyebilmek için yeterli oluyor. Bu da bize şöyle bir hiyerarşik durum ortaya çıkartıyor. 7. ve 3. sesler kök sesten biraz daha ön planda, diğer süsler zaten süsleyici. Renk sesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tanımlayıcı fonksiyon ve süsleyici fonksiyon olarak tanımlanabilmekte. Bu durumda 3 ve 7'yi tanımlayıcı ses olarak oluşturabiliriz. Burada tekrar motifimize dönecek olursak ve bu özellikleri motife yerleştirirsek merkez ses, tanımlayıcı ses, si bemol. Diğer sesler de süsleyici. Burada si natürel bir geçiş sesi olduğu için bu fonksiyonlarla bir ilişkisi olmadığı için bunu göstermedik burada. Şimdi çekirdek kullanımına örnek verirsek çok ünlü Sonny Clark piyanist Sam Clark Bars adlı parçada burada 3 kursluk bir doğaçlaması var My Conception albümünde. 57-59 yıllarında çalınmış. Burada 4 yerde bu çekirdeği kullanıyor. Şimdi sadece bir kısmını dinleyelim. Şimdi bu çekirdeklere yakından bakacak olursak 17. ölçüde fa minörde, yani si bemol üzerindeki dominantı fa minör harmonisinde çalmış. Fa dominantta si bemol dominantta tekrar si bemol dominantta çalmış. Kısaca bunları da hızlıca dinlersek. Burada yavaşlatılmış. Bunları yavaş dinleyelim. Burada yapıların farklı tonaliteleri de taşındığını, yani farklı dominantları taşındığını dikkat çekmek isterim. Aynı albümde bu sefer başka bir parçada yine Sonny Clark 58. ölçüde bu çekirdeğe yer vermiş. Daha sonra başka bir üstad McCoy Tyner, çok ünlü piyanist, Blues for Gwen adlı doğaçlamasında Inception albümünde yaklaşık 5-6 yıl sonra sadece ilk korusta 3 yerde bu çekirdeği kullanmış. Hızlıca dinlersin. Burada kısaca mesela bu çekirdeği yavaşlatılmış olarak sadece dinliyorum. Bu çekirdek de daha anlaşılır. Bu da aslında bizim makamsal müzikteki hafıza aktarımına örnek teşkil edebilmektedir bu yapı. Şimdi buraya kadar kalıpsal ezgiler makamsal müzikte ve cazda merkez ses etrafında seslerin ilişkisiyle oluşan ezginin armoni ilişkilerini yansıtarak oluşması. Bu yapılar çekirdek üzerinde bağımsız olmalarının yanında konumlandıkları bölgeye göre, yani diğer çekirdekleriyle ilişki ya da armoni ilişkisiyle yapısal fikri ya da nihai anlamı veya rengi değiştirebilmektedirler. Makam ya da armoni ezgisi hareketiyle tanımlamamıza yardımcı olabilirler. Müziğe özgü karakteristik yapıları ve özellikleri, yani geleneği ortaya koymak ve bu yapıları işitebilmek, algılayabilmemize yardımcı olabilirler. Şimdi burada çekirdek özelinde bağımsız olmalarının yanında hani konumlandıkları bölgeye göre renk katabilmeleri ne demek? Birazcık onu inceleyelim. Tekrar zeybek havasına rastlayabilmeye dönecek olursak
bu yapıda ilk iki haneyi aldık bu sefer. Şimdi birinci ve üçüncü satırlara baktığımızda burayı görmüştük. Hızlıca dinleyelim. Burada çekirdek yapılarını zaten görmüştük. Üçüncü satıra baktığımız zaman da burada rast ezgi çekirdeğinin neva merkezi olarak neva perdesine taşındığını, fonksiyonları aynı özelliklerde neva perdesinde yer aldığını görürüz. Buradaki son yapıda ise SGA perdesinin temel olduğu bir merkez olduğu bir müstair ezgi çekirdeği yapısı karşımıza çıkabilir. Burada hani bu yapının rast perdesinde pekiştirici özelliğinde bitmesiyle sonlanmasıyla hani parantez açarak bunun hani bir pençgah yapısı olabileceğini de belirtmek isteriz. Şimdi burayı da dinlersek. Şimdi grafiksel olarak baktığımızda burada bir rast ezgi çekirdeğimiz ve nevada rast ezgi çekirdeğimiz var. Bu çekirdeği bağımsız olarak tek başına ele aldığımızda rast çekirdeği diğer perdelerde de aynı tında ve aynı isimde. Yani çekirdek üzerinde bağımsız bir yapı karşımıza çıkıyor. Çekirdeğin tınısı ve isimlendirmesi yer aldığı bağlamdan bağımsız. Fakat bu çekirdeğin konumuna göre diğer çekirdeklerle ilişkisine baktığımızda müstair makamlı ya da rast makamlı çağrıştığını görebiliriz, tanımladığını görebiliriz. Çekirdeğin diğer çekirdeklerle ilişkisi başka bir makam yansıtmakta. Bu da çekirdeğin makam ile ilişkisi yer aldığı bağlamla ilgili bir çekirdeği bağlamla ilgili bir konuma sokmaktadır. Şimdi tekrar Do Mixolydian ezgi çekirdeğimize dönecek olursak. Bu yapı zaten kendi özelinde kullanılan bir yapıydı. Hep örneklerde gördüğümüz gibi yani kendi armonisinde kullanılan bir yapı. Şimdi gelecek olan örneklerde biz bu yapıyı transpoze etmeden farklı yere çekirdeği olduğu gibi bu sefer farklı armonileri nasıl kullanıldığını, armonilerde nasıl kullanıldığını göreceğiz. Burada hani dikkatinizi çekmek istediğim bir yapı dedim hani transpoz olmuyor çekirdekle bir aynı. Burada kulağa bu çekirdeği aşina birisi duyduğu zaman bu çekirdeği tanımlayabilecek. Ama armoninin farklı olmasıyla bu çekirdekte bir renk değişikliğini de hissedebilecektir. Ben özellikle anarmonik yazdım hani çekirdeğin değişmediği belli olsun diye. Bir de tabii burada parantez açayım tekrardan. Diğer armonilere yerleştirirken de gelişigüzel bir yerleştirme yapmadık. O armonilerin dizileriyle uyumlu olması da gerekiyor. Şimdi buradaki örnekleri dinleyelim. Bir ölçü boşta armoni duyulsun diye armoni çalacak. Bu zaten çekirdeğin yer aldığı kendi armonisi üzerinde, dominant fonksiyon üzerinde. Burada ikinci dereceye bunu da görmüştük. Bu gelenekte zaten en çok kullanılan iki yapı. Şimdi farklı armonik yapılara geçelim. Burada re minörün tonik olduğu bir ikinci derecede half diminished akoru üzerinde. Burada si bemol majör tonik fonksiyonu üzerinde. Burada tekrar dominant üzerinde fakat altere dominant yani diyez 9'u bir armoni üzerine konumlanmış. Burada da tonik minör üzerinde. Thank you.
Grafiğe tekrar hatırlatmam gerekirse Doğu çekirdeğimiz bütün yapılarda aynı, birebir kalıyor, transpoze bir durum yok. Fakat armoni değişiyor. Bu da çekirdeğin armoni ile dikey ilişkisi çekirdeğin temel duyusal özelliğine farklı bir renk eklemekte. Şimdi sonuca gelecek olursak, başta bir rast ezgi çekirdeğimiz vardı ve Doğu Miksu'dan ezgi çekirdeğimiz vardı. Bu çekirdeğimizin oluşturan seslerin fonksiyonlarını belirledik. Aynı şekilde Miksu'dan ezgi çekirdeğimizin de fonksiyonlarını tanımladık. Daha sonra Neva'da rast ezgi çekirdeğini gördük. Bu direkt Neva perdesine taşındı çekirdek, fonksiyonlarımız değişmedi. Daha sonra Do miksoiden çekirdeğini Fa miksoiden üzerinde gördük. Si bemol miksoiden üzerinde gördük. Burada da yapı birebir taşındığı için ses fonksiyonlarında hiçbir değişiklik olmadı. Bu şekilde baktığımızda çekirdek üzerinde bağımsız bir yapı var. Bütün çekirdeklerin tınları ve yapıları aynı şekilde. Daha sonra çekirdeklerin bulunduğu konuma göre yan çekirdeklerle ilişkisini gördük. Rast ezgi çekirdeği, rast ezgi çekirdeğiyle, Nevada rast, müstar ezgi çekirdeğiyle ilişkili. Bu da bize farklı renkleri tanımladı, farklı makamları niteledi. Çekirdeklerin yatay ilişkisi yer aldıkları bağlamın özelliğini oluşturmaktı burada. Daha sonra tekrar Doğu Miksoid'in ezgi çekirdeğini aldık. Burada fonksiyonlarımız yine değişmedi. Çünkü bu bir Doğu Miksoiden ezgi çekirdeği. Bu sefer bunu başka bir armoni üzerine taşıdık. Burada çekirdeğin armoni ile dikey ilişkisi yer aldığı bağlama farklı bir renk ekledi. Şimdi buradaki dikey ilişkiye benzer başka bir örnekte çekirdeğin karar perdesine göre konumu, yani karar perdesine göre kaçıncı derece üzerinde konumlandı. Şimdi buradaki müstahar örneğinden yola çıkarsak segah kararlı müstar makamında çekirdeğimiz 3. derece üzerinde yer aldı. Bu dikey ilişkide makama farklı bir renk olarak, farklı bir renk ortaya koymakta bu çekirdek ilişkisine. Bu şekilde. Son olarak kalıpsal ezgiler, makamsal müzik ve cazda ezgi oluşturma ve buradan motifler üretme mekanizmasında ortak bir zemin oluşturabilmektedir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam, sanırım mikrofonunuz kapalı Alper Hocam. Özür diliyorum. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Caz Ana Sanat Dalı'ndan Berk Kurdoğlu, makamdan caza doğaçlama köprüler, ezgi sunumunu gerçekleştirdiler. Caz ve geleneksel müzikler arasındaki bağlantının izlerini ve kökenlerini ezgi temelli bir analiz yaklaşımıyla araştırmışlar. Bu bağlamda söz edilen ortaklık geleneksel makam kültürüne ait ezgi kalıpları ile caz geleneğindeki ezgi kalıpları arasında bir karşılaştırma ile tespit edilmiş. Ezgi kalıplarını ortaya çıkarmak adına ezgi çekirdekleri temelli modeli ana metot olarak kullanmışlar. Ve ezgi çekirdekleri modeli üzerinde Anadolu'daki makamsal müzik örnekleri ile caz müziği örnekleri birlikte analiz edilmiş. Bu iki müzik türü arasındaki benzerlik ve farklılıklar ses fonksiyonları ve ezgisel oluşum ilkeleri açılarından karşılaştırılmış. Böylelikle bu iki müzik kültürü arasındaki gelenek temelli benzerlikler daha açık bir şekilde ortaya konulmuş olduğunu görüyoruz. Sunumlarından ve bizleri bilgilendirmelerinden dolayı kendilerini kutluyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden 3. sunumu yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğretim Üyesi ve bu organizasyonun öncü ismi çok kıymetli hocamız Profesör Ruhi Ayangil hocamız ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Serkan Günalçın'ı Cemil Bey'in konser dinletisi ve plak kayıtlarında makam müziği bakımından sorun teşkil eden forte piyano kullanımı hakkında düşünceler adlı sunumlarını gerçekleştirmeleri için davet ediyorum. Sayın Hocam, lütfen buyurun.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Herkesi selamlıyorum. Türk makam müziği eserlerinin piyano ile çalınması. Sesim duyuluyor mu efendim? Evet hocam, sesiniz geliyor. Türk makam müziği eserlerinin piyano ile çalınması ve buna ilaveten makam perdelerini ihtiva eden bir piyano imal edilmesi tartışması günümüze kadar erişmiş önemli bir mesele olmuştur. Bunlardan birisi performans pratiğinin, diğeri ise organolojinin ilgi alanına girmekle birlikte her ikisi de müzik kuramının ortak sorunsalını teşkil eder. Avrupa akademik müziğinin tesiri altına girmiş olan 19. 20. yüzyıl Türk müziği evreninde musiki eserlerinin piyano ile seslendirilmesi meselesi Tanburi Cemil Bey'in de ilgi alanına girmiş, uzun düşünceleri, tartışmaları, önermeleri ve uygulamalarıyla bu yolda da örnekler vererek makam müziğinin piyano ile çalınması hadisesini performans pratiği yoluyla müzik literatürümüze dahil etmiştir. 12 eşit aralıklı tampere müziğin referans çalgısı olan piyano forte, polifonik düzenlemeler yoluyla Faslı Cedid adıyla yapılan Osmanlı Saray Fasıl uygulamalarında zaten yer almaya başlamıştı. Piyanonun unison müzik çerçevesinde oktavlı, ezgi çalar bir enstrüman olarak zaman zaman ritm harmoniye başvuran, bazı kerelerde sorunlu olabilecek makamsal pasajlarda özet çalımlar, pastel yorumlar gerçekleştiren bir yolla Cemil Bey'in kemençesine eşlik etmesinin icrada ne gibi makam perde sorunları, yani uyumluluk, uyumsuzluk veya derlilik, dersizlik oluşturabileceği hususu bu bildirinin temel araştırma sorusunu teşkil ediyor. Günümüz makam müzikçilerinin dahi özenle uzak durmaya çalıştıkları 12 eşit aralıklı piyano ile birlikte müzik yapma yaklaşımının Tanburi Cemil Bey'i endişeye sevk etmediği, aksine çeşitli belge ve anekdotlara da yansıdığı gibi kendisinin bu yolda ısrarlı bir çözüm arayışı içinde olduğu rahatlıkla görülebilir. Piyanonun makam müziğinde kullanılıp kullanılamayacağı konusu Cemil Bey'in 20. yüzyıl makam kuramının müellifi Rauf Yekta Bey ile olan tartışmalarının başlıca konularından biridir. Cemil Bey müzik tahsili için Berlin'e gitmiş olan Musa Süreyya Bey'e mektubunda "Müzikimizi Avrupalılara tanıtmak zamanı çoktan gelip geçti. Türklüğün, Osmanlılığın iyi şeylerini, asar-ı nefisesini görmek, işitmek hususunda meraklı olan ve şimdiye kadar musiki Osmaniye ait bu gibi şeyleri dinlememiş olduklarına şüphe olmayan o medenilere piyano, kemençemiz, ney ve tamburumuzla bir hayli şeyler isma ve izaka edebiliriz" demek suretiyle ney, kemençe, tandur tınılarının yanında piyanonun da kullanılmasında bir mahsur görmediğini açıkça beyan etmiştir. Öte yandan dönemin kemani bestecilerinden Ali Haydar Bey'e yazdığı bir mektupta da piyanonun makam müziği icrasında nasıl kullanılması gerektiğini, binaenaleyh bu Alaturka havaların piyano, arp gibi alat-ı musikiyede tamami-i hüsni icrası sol elin baso ile değil adeta sağ el gibi primo ile tavzih halinde mümkün olabilir. Bu fikrimiz muhik midir? Şark havalarını piyanoda baso ile mi çalmaya uğraşmalı? Yani abesle mi iştigal etmeli? Yoksa sol eli dahi bir aynihi sağ el gibi tahrik ederek mi icra etmeli? Sözleriyle tartışmaya açar. Bu sözleriyle Cemil Bey'in piyanoyu bir polifonik müzik aleti olarak değil, her iki elin oktavlar marifetiyle zenginleştirilmiş ve tınısal derinlik elde edilmiş bir eşlik çalgısı olarak telakki ettiğini anlamak mümkündür. Diğer yandan kendisinin piyano tınısına ve piyano için yazılmış eserlere aşinalık gösterdiğine değgin anekdotlardan biri olarak Cevat Memduh Alter 1963 yılında yayınlanan bir yazısında 1908 yılını takiben meşrutiyet yıllarında İstanbul'da konser geleneğinin oluşmaya başladığını, bu konserlerde Cemil Bey'in piyanist Gezade Ege ile yan yana geldiğini aktarır. Cemil Bey o yıllarda Avrupa müziğine oldukça ilgilidir. Hem bu müziği öğrenmeye çalışır hem de geniş musiki çevresi sayesinde icracılarla yakın temas kurar. Bu kişilerden en önemlisi piyanist Godowski'dir. Cemil Bey Godowski vasıtasıyla Chopin müziğini tanıma fırsatı bulur. Onun müziğini sahnede Ege'den dinlerken çok etkilendiğini ve gözyaşı döktüğünü oğlu Mesut Cemil bize aktarır. Sultan II. Abdülhamit'e özel bir müzik dinletisi yapmak üzere saraya davet edildiğinde piyanist Devlet Efendi'nin piyanosu eşliğinde hünkâra kemençesiyle Marş-ı Osmani dinletmiş olan Tanburi Cemil Bey, piyano kemençe ikili birlikteliğini piyanist Cemal Bey ile doldurduğu 12.201 seri numaralı Tanburi Emin Ağa'nın Acema Şiran Peşevi'nin ve 12.202 seri numaralı kendisine ait Şedaraban Peşevi'nin yer aldığı taş plak kayıtlarıyla örneklemiş ve bu tınıların günümüze gelmesini sağlamıştır. Biz bu bildirimizde bu iki ses kaydından yola çıkarak eserleri fizik matematik aralık hesapları yoluyla
titiz bir incelemeye tabi tutup 12 eşit aralıklı piyano ile Cemil Bey'in kendine özgü tavrı ve üslubu çerçevesinde kullandığı makam perdeleri ve aralıkları itibariyle ne tür bir uyumluluk, uyumsuzluk, derlilik, dersizlik olduğu hususunu araştırmayı hedefledik. Şimdi bu araştırmayla ilgili bulguları ve sonucu sizlerle saygın genç meslektaşım Doktor Serkan Günalçın paylaşacak. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Tamburu Cemil Bey'in piyano ile birlikte icra ettiği iki kayıt günümüze ulaşmıştır. Hacem Aşıran Peşrev ve Kederaban Makamı'ndaki Peşrev'dir. Hocam biraz önce sizlere izah etti. Eserler mülazimle bölümleriyle beraber iki hane olarak icra edilmiştir. Bu icralarda piyanoyu Cemal Bey çalmıştır. Cemil Bey ise kayıtlarda kemençe ile icraya katılmıştır. Söz konusu eserler Mansur Ahengi ile icra edilmiştir. Ancak genel olarak akort yaklaşık 40 cent pestir. Bu o zaman o yıllardaki A4 kabuğu ile ilgilidir diye düşünmekteyiz. Üslup, piyano icrasında üslup armonik bir icra değil, paralel çift sekizli şeklinde seyreden bir üslup duyulmaktadır. Cemil Bey'in zaman zaman, Cemal Bey'in zaman zaman ritm armoni şeklinde ritmik bir eşlik kullandığı fark edilmektedir. Cemil Bey ise kendi kemençe üslubunu korumaktadır. Piyano icrasında Mansur Ahengi ve 2-8'li pest bölgesinde piyano icrasını duymaktayız. Cemil Bey ise icraya kemençeli bir oktav yukarıdan katılmaktadır. Şimdiki görselimizde piyano ve kemençenin birlikte icrasını görmekteyiz. Şimdi kulak verelim bu icraya. Görselde Cemil Bey'in üslubunu anlayabilmek üzere kemençe icrasıyla çaldığı notalar ve notanın orijinalini görmekteyiz. Tam buraya Emine Ağa'ya ait Acem Aşıran Peşrev'de. Ve Şederaban Peşrev icrasının notayla karşılaştırması. Ölçümleri kısmına geliyoruz. Perde kullanımının daha kolay anlaşılabilmesi için öncelikle iki kayıttaki akor 40 centlik pestlik düzeltili mahur ahengine denk hale getirmiştir. Sonrasında bas frekanslı sesler çeşitli efektler kullanılarak azaltılmış ve piyanonun duyumu azaltılarak kemençenin daha belirgin duyulması sağlanmıştır. Böylece Cemil Bey'in kemençe icrasında kullanılan perdeleri tek tek ayırt edilip çeşitli oranlarda yavaşlatılıp akort programına duyularak harf notasyonu üzerinde sent birimiyle ifade edilmeleri sağlandı. Bu ölçüm değerleri Cemil Bey'in kemençe icrasında kullandığı aralık büyüklüklerini tespit edebilme olanı sağlamaktır. Şimdi işiteceğimiz kayıtta önce kaydın orijinalini sonra da bizim ölçümlerde kullandığımız halini örneklemek üzere bir bölümünü izleyeceğiz. Thank you.
Acem Aşıran Peşrev'in icrasına baktığımızda Cemil Bey ilk perdeyi icra etmemekte ve piyanodan duymaktadır. Bunun hem tempoyu anlamak hem entonasyonu kontrol etmek üzere yaptığı düşünülmektedir. Acem Aşıran perdeleri her ne kadar 12 eşit aralıklı ses dizisine yakın gibi görünmesi itibariyle piyano ile birlikte icra edilebileceği düşünülse de ancak bu makam seyri içerisinde daha farklı ezgisel yapıları barındırdığı bilinmektedir. Ve bu icrada da Cemil Bey'in bu farklı modüler yapıları seslendirdiği tespit edilebilmektedir. Bunlardan ilki Hüseyin'in perdesinin daha dik bir şekilde icra edilmesiyle Hüseyin ve Acem arasındaki bakiye aralığının daralmasıdır. Bunu hızlı pasajlarda tek olarak uzun notalarda ise vibrato şeklinde burada yapmaktadır. Acem'e çok yaklaşan bir vibrato icrası sergilemiştir bu icrada. Piyano eşliği ise bu 16'lık notalarda yalnızca Acem perdesini seslendirerek bir uyumsuzluk algılatmamıştır Cemal Bey. İcrada ise Cemil Bey'in kendi yaptığı bir kemençe taksiminden bir bölüm görmekteyiz. Aynı icrayı burada da sergilemiştir. Ve böylece aslında bu icrayı kemençe icrasında Cemal Bey'le birlikte de gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bir başka örnek ise buradaki el iç perdesini kendi değerine çok yakın, yani makam müziği sistemindeki değerine çok yakın olarak icra etmekte ve piyano seslerinden farklı icra etmektedir. Yalnız oktav tınıları içerisinde yine bir uyumsuzluk algılanmamaktadır. Ve diğer bir ayrışması ise Muhayyer'de kendi icralarında kullandığı uşak cinsindeki perde anlayışa çok yaklaşmasıdır. Bu ilk örnekte Muhayyer perdesindeki icrasını duyacağız. Burada piyano yine bazı perdeleri icra etmiyor. Tiz segah perdesi çok daha pes, yani uşak aralığındaki gibi kullanılmakta. Tiz çargah perdeleri ise yine Cemil Bey'in kendi icralarında, uşak icralarında kullandığı gibi pest icra edilmekte. Bu pestleşme ise portamento içerisinde gerçekleşmektedir. Yine bu bölümde tiz muhayyerin, muhayyerin biraz daha tiz icra edildiğini, böylece yine uşak cinsi aralıklarının hissettirildiği fark edilmektedir. Kemençe taksiminden verdiğimiz örnekte ise bu yukarıda sergilediği icra biçiminin çeşitli örneklerini burada görmekteyiz. Pest icra edilen çargah gibi, oldukça artık kararda pestleşen, kürdiye yaklaşan, segahtan uzaklaşan bir segah gibi. Bu aralık değerlerini karşılaştığımızda bu benzerliği fark etmekteyiz. Yine bir başka örnek, segah perdesini kullanmakta burada. Notada bu segah perdesini görmemekteyiz, sümbüle perdesini görmekteyiz. Ve piyanoda zaten bu perdeyi seslendirmekte. Ancak uyumsuzluk algılanmıyor çünkü Cemil Bey tiz segah perdesini duyurduktan hemen sonra bu perdeye doğru bir portamento hareketi yapıyor. Böylece bütünlük sağlanmış oluyor. Yine bir başka kullanımı, biraz önce kemençe taksimi örneğinde gördüğümüz biçimlerden bir tanesi. Burada pestleşmeyen bir çargah kullanarak yaptığı uşak cinsi aralıklarını görmekteyiz. Aşağıdaki örnekte ise
yine bu cins içerisinde çıkıcı namelerde kullandığı Segah pergesini görmekteyiz. Evet, çok dikkatli dinlendiğinde burada bir miktar ayrışmanın hissedildiği fark etmektedir. Çünkü Cemal Bey burada Ezgi'ye aynen katılmıştı. Dolayısıyla bu aralık piyanonun aralıklarıyla bir miktar fark arz etmektedir. Yine dar icra edilen bir bakiye aralığı görmekteyiz. Burada Hicaz perdesinin daha dik, burada ise yine Portamento sınırları içerisinde Sümbüle'nin iyice pest ve muhayyere yaklaşan bir şekilde çok dar bakiye aralığı çerçevesinde yaklaştığını fark etmekteyiz. Piyanodaki icra ise buralarda ritmik şekilde seyrettiği için bir uyumsuz duyum algılanmamakta. Yine piyanonun ritmik bir icrası eşliğinde portamento tekniğiyle iyice pesteki perdeye yaklaşan ve daralan bir bakiye aralığı hissedilmekte ve bunu hemen diğer bir üst perde üzerinde tekrar etmektedir. Sederaban peşlere geldiğimizde yine biraz önce bahsetmiştik, ilk perdeyi piyanoya bırakıyor. Bu iki icradan anlayabileceğimiz şekilde bilinçli yaptığı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Uşak seyri kadar farklılık arz etmiyor Sederaban makamı. Ancak buradaki Hicaz cinsi piyanodaki icrasında farklı, yani piyano sesleriyle göre düşündüğümüzde yaklaşık 300 cent oluyor. Makam müziği kuramında ise 270 cent. Yani artık ikili aralığı daralacak ve bununla birlikte küçük mücennep aralıkları büyüyecektir. Bu icraya, yani piyano icrasına uyumlu çaldığı artık ikili aralığı dışında farklı iki kullanım hissedilmekte. Bir tanesi kuramda değerlerine çok yaklaşılan ama aslında cinsler arasında ilk küçük mücennebin biraz daha büyük olarak anlatıldığı, yani tüm nazariyeler içerisinde, bilgiler içerisinde bulabildiğimiz bir aralık. Ki Rauf Yekta da bu aralıklardan bahsetmekte ve Hicaz'ı anlatırken bu aralığı kullanmakta ancak perdelerine yansıtmamaktadır. Diğer bir örnek ise artık ikilinin yine portamento sınırları içerisinde ev iç perdesini çok dizleştirerek açıldığı bir örnek. Piyanodaki kullanım ise yine ritmik. İlk örnekte ise piyano bir özet çalım gerçekleştirmekte, yani bütün perdeleri icra etmemekte. Bir diğer örnek yine bu söz konusu cinse yaklaştığı, yani kurama yaklaştığı ve piyanodan ayrıştığı bir bölüm. Piyanoda yine bir özet çalım artık. Bu örnekte ise, üstteki örnekte piyanonun seslerine çok uyum sağladığı fark ediliyor. Cemil Bey'in tespit ediliyor. Alt satırda ise kurama yaklaşıyor. Yine rast perdesindeki karara giden bölümde yedeni oldukça karar perdesine yaklaştırıyor. Yani iki kullanımı da görmek mümkün. Alt satırdaki bölümde piyano eşliğe aynen katıldığı için bir miktar uyumsuzluk fark edilmekte. Cemil Bey bu icranın sonunda kısa bir taksim icra etmekte. Ve bu taksimin başlangıcındaki perde anlayışı ise piyanonun seslerine yakın olarak tespit edilebilmektedir. Ancak karara doğru
yine kurama yaklaştı ve kendi perde anlayışını hissettirerek icrayı bitirdiği fark edilmiş. Portamento tekniğini açıkça ortaya koyduğu fark edilmekte. İnceleme sonucunda, yaptığımız inceleme sonucunda Cemil Bey'in 12 eşit aralıklı Tampere sistemin referans çalgısı olan piyano ile birlikte gerçekleştirdiği icrada gerek makam ve perde anlayışından gerekse kemençe tavrının biçimlediği musiki üslubundan fedakarlık etmediği anlaşılmaktadır. Her performansta meydana gelebilecek bazı uyumsuzluklar gibi bu icrada da birkaç uyumsuzluk fark edilmiş olması Türk makam müziği icrasındaki heterofonik çalım özelliklerinden kaynaklanma gelmektedir. Cemil Bey'in kendi perde anlayışını portamento, vibrato, süsleme grupları, çiçekler, taşıl bezekler gibi teknikler içerisinde ustaca kullanması, Cemal Bey'in piyano ile eşlikli icrasındaki dikkatli yaklaşımı, bazı pasajlarda icrasını ritm harmoni şekline dönüştürmesi, bazı perdeleri icra etmemesi, zengin tartımlarda ana perdeleri seslendirmesi, bazı seslerde akort değişikliği yapma olasılığı, bu segah perdesinde uyumsuzluk arz edilmemesi konusunda bir soru işareti olarak karşımıza çıktı. Tiz segah perdesini çok tiz icra etmiyor piyano. Belki böyle bir uygulamaya gidilmiş olabilir ama emin olamamaktayız. Kulağın atletik yapısının bazı entonasyon farklılıklarını tolere etmesi gibi unsurların bu icra birlikteliğinde hissedilmesi muhtemel uyumsuzlukları önlemiş olabileceği ihtimal önlemiş olabileceğini akla getirmektir. Bu konuda bu sonuca varmada Cemil Bey'in piyanonun Türk makam müziğinde kullanılma yönelik görüşlerinin ne kadar etkili olduğu bilinmemektedir. Bu konuda öncü bir müzik adamı olması onun modernist tavrının önemli göstergelerinden birisi olarak görülebilir. Biz de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler. Profesör Doktor Ruhi Ayengil hocamız ve Doktor Serkan Günelçin hocamız, Cemil Bey'in konser dinletisi ve plak kayıtlarında makam müziği bakımından sorun teşkil eden Forte Piyano kullanımı hakkında düşünceler adlı sunumlarını gerçekleştirdiler. Tambur Cemil Bey gibi makam müziğine tutkuyla bağlı, makam yapıları ve onların kendine özgü mikrotonal aralık özelliklerini en ince detayına kadar titizlikle uygulayan, savunan, bu uğurda dönemin kuramcılarıyla ciddi polemiklere girişen bir ismin piyanodan çıkan seslerle yan yana düşünülmesi akla gelebilecek son ihtimalken hocalarımız bunun böyle olmadığını vurguladılar. Tambur Cemil Bey'in Kamil Çalgı sınıfındaki kemençesini icra ettiği canlı performanslarında piyanist Devlet Bey'le birlikte çalması, taş plak kayıtlarında Şederevan Peşevi'nin icrasında violonselle Uşak Peşevi gibi mikrotonal aralık hassasiyetinin yüksek olması gereken bir makam yapısında kemençe ile piyanonun birlikte kullanılması, Cemil Bey'in makam, perde, üslup, tarz ve zihniyet itibariyle değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir diye ilettiler bizlere. Çalışmalarında modernleşme sürecindeki buna benzer yönelimlerin neden ve sonuçlarına ilişkin bulgularla bizleri aydınlattılar. Sunumlarından ve bizleri bilgilendirmelerinden dolayı değerli hocalarımızı kutluyoruz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dördüncü sunumu yapmak üzere Amsterdam Üniversitesi Kültürel Müzikoloji Bölümü Doktora Programı öğrencisi Emine Bostancı'yı toplum, kültür ve aktör kavramları üzerinden Tamburi Cemil Bey ve İhsan Özge'nin enstrümantal icra alanındaki deneysel çalışmaları üzerine bir inceleme konulu sunumlarını gerçekleştirmeler için davet ediyorum. Lütfen buyurun. Teşekkürler.
Sunumu görebiliyor musunuz acaba? Evet, şu anda görünüyor. Tamam, harika. Öncelikle bizim gibi genç akademisyenlere böyle değerli bir sempozyumda yer verildiği için komiteye çok teşekkür ediyoruz. İlminden her daim feyiz aldığım Ruhi Hocam'la ve diğer kıymetli akademisyenlerle aynı oturumda olmak gerçekten gurur verici. Bu bildiride dönemlerinin reformist aktörleri olarak görülebilecek iki sanatçı, Tamburi Cemil Bey ve İhsan Özge'nin var oldukları sanat dünyaları içerisindeki konumları incelenecek ve ortaya koydukları fikir ve açılımların Osmanlı Türk makam müziği özelinde etkileri kabaca analiz edilecektir. Bu slaytta arkada gördüğünüz fotoğraf Cemil Bey'in yenice ortaya çıkan fotoğraflarından bir tanesi. Muhsin Kitap'ta Mehmet Güntekin'in arşivinde ilgilenenler için. Findesiyakıl yüzyıl sonu modernizmi kavramı 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte bir dönemin kapanması ve yeni bir dönemin başlaması fikrine işaret ediyor. Bu kavram bir yandan yeni beklentilerin ve değişimlerin müjdesini verirken diğer yandan büyük bir çağın bitiminin sancısını dile getirmekte. Osmanlı coğrafyasına bakıldığında anılan yüzyıl dönüşümünün benzer bir biçimde birçok yeniliğin dinamizmini fakat bir yandan da sancılarını beraberinde getirdiği söylenebilir. Cemil Bey'in gerek Taksim formundaki icraları gerekse de bestelemiş olduğu bu yapıtları içerisinde bulunduğu bu tarihsel sürecin bir yansıması olarak düşünülebilir. Bir devrin bitip diğer bir devrin başladığı müjdesini verdiği bu icra üslubu her ne kadar döneminde kabul görülebilirlik bakımından sancılı bir süreci doğurmuşsa da yaşam pratikleri değiştikçe zamana yüzünü dönmüş ve sonraki nesile yetişen birçok sanatkar da bu bağlamda ışık tutmuştur. Cemil Bey şüphesiz günlerde de tartıştığımız gibi en önemli özelliklerinden biri izlenimci bir yaklaşımda bulunduğu, toplum içindeki oldukça zengin kültür çeşitliliğini yansıttığı bir icra anlayışı yaratmış olması. Tabii biz Cemil Bey empresyonist olarak tanımlarken genelde bu doğaya, mahalli yapıya vesaire dair yaptığı ses taklitlerine odaklanıyoruz. Fakat bu noktada İhsan Özgen, Karakaya ile yaptığı bir ses kaydında şu ifadelere yer veriyor. Cemil Bey'i empresyonist bir karakter olarak tanımlıyorum. Musikiyle yaşamı takip eden, izleyen ve yansıtan bir adam. Fakat bu ses taklitleriyle değil. O taklitler dönemin modasıydı. Diğer bazı virtüözler ve icracılar da yapıyorlardı onu, kemancılar gibi. O zamanın bir gösterisi ve ticari bir tarafıydı yani. Cemil Bey hakikaten sanki o 19. yüzyıldaki Avrupa ressamları gibi hayatı ve yaşananı aksettiren bir sanatçı. Sevgili İhsan Özgen'in ifade ettiği gibi belki de Cemil Bey'in izlenimci yanını böyle daha geniş bir perspektif içerisinde algılamak daha sağlıklı olacaktır. Aynı görüşmede Fikret Karakaya hocamız Özgen'e Cemil Bey'in diğer taksimlerinden yapı ve ifade olarak oldukça farklı olan Pesendide taksimi ile ilgili bir takım sorular yöneltiyor. Özgen'in bu bağlamdaki fikirlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Cemil Bey taksim formu kalıbını ilk defa Pesendide taksimde yapmıştır. Sazeri'nin dediği gibi bu eser Pesendide, Taksim vesaire gibi takıştırılmış yapı isimlerin ötesinde bir anlayışla Cemil'in hayat macerasını anlatır ve dehasını ortaya koyar. Bu eser bir işaret veriyor. Kendisinden sonra gelecek bir sonraki neslin işaretlerini. Vasiyetname gibi yani. Aynı Beethoven'ın 7. senfonisinin Mahler'in bir habercisi olduğu gibi. 20. yüzyılın ikinci yarısında bu mirası omuzlanan reformist sanatçılardan biri olan İhsan Özgen'in bu ifadeleri aslında bir nevi sanatında ilham kaynağı olarak tanımladığı yapı taşlarından birine işaret eder. Türkiye'de 50'ler modernizmi olarak tanımlanabilecek 1950 ve sonrası dönemde batılılaşma uygulamalarıyla başlayan yenileşme hareketleri kendine alternatif bir hat çizerek başka bir boyuta evrilmeye başlamıştır. Türkiye coğrafyasında dünya ile bağların daha rahat kurulabildiği, kitap, plak ve kasetlere ulaşılabilirliğin arttığı bu dönemde İhsan Özgen, Niyazi Sayın, Aka Gündüz Kutbay, Mutlu Torun gibi sanatçılar makam müziğinde geleneksel öğeleri göz önünde bulundurarak icralarında deneyselliğe yönelmeye başlamışlardır.
Bu yaklaşımların Avrupa sanatının postmodernizm ve sonrasında çağdaş sanat anlayışının beslendiği süreçle kesişmesi şüphesiz bir tesadüf değildir. Tabii İhsan Özgen'i salt postmodernist bir sanatçı olarak tanımlamak fikrimce mümkün değilse bile bu dönemde postmodernist yaklaşımlar gösterdiği icra ve performanslar mevcuttur. Tabii bunlardan en bilinenlerinden biri 84 yılında Mutlu Torun ile gerçekleştirmiş olduğu Rönesans ve Bizden Yorumlar konseri. Bu konserde lavtara kemençe ile yani aslında viyolu kemençeye devşirerek Rönesans ve erken dönem eserlerini icra ediyorlar. Bu tabii enstrümanların kendi bağlama dışında kullanımı bakımından eklektisizme göz kırparken aynı zamanda birleştiricilik kapsayıcı da özelliğiyle postmodern bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Postmodernimizde bir diğer önemli kavram metinler arasılık. Bu kavramın en önemli eylemi ise alıntılar yapmaktır ki postmodernizm içindeki geleneğe olan bağlılık, gelenekten bağımsız kalınamayacağı fikri de sanatçının kendi alanındaki bir diğer usta kişiden ya da başka bir sanat dalından alıntılar yapmasıyla gerçekleşir. Bu noktada metinler arasılığı müzik ile bağdaştırdığımızda bu sanat içerisinde alıntı, kolaj, yeniden yazma ve yorum kavramları oldukça önemli. Bu bağlamda örneğin İhsan Bey'in Münir Nurettin Selçuk'a ait Hüzzam Gazeli'ni kemençeyle icra etmesi veyahut Niyazi Sayın ve İhsan Özgen'in Cemil Bey'in Sultaniyegah Taksimi'ni müşterek bir şekilde tekrar yorumlamasının postmodernizmdeki metinler arasıyla örnek teşkil edebileceği söylenebilir. Şimdi bir de bu deneysel yaklaşımları daha somut etkileşimler ve veriler üzerinden inceleyelim. 1960'lı yılların başında Ravi Shankar'ın raga plaklarının yayılmaya başlamasıyla beraber Türk müziğinde ikili üçlü gruplar halinde beraber çoğu zaman üst üste melodik çizgiler oluşturarak makam geçkileri yapılan yeni bir taksim formu gündeme gelmiştir. Buna ilaveten İhsan Özgen'in Ravi Shankar'ın bir konserini dinledikten sonra Hint müziği performanslarında olduğu gibi duraksız ve uzun soluklu bloklar halinde performanslar planlama fikrini paylaştığını Mutlu Torun gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede aktarmıştı. Bu bağlamda Necdet Yaşar, İhsan Özgen ve Niyazi Sayın'ın saz eserleri ve taksimlerden oluşan uzun soluklu blok icralarının düşünsel altyapısının yine bu etkileşimler sonucu olduğu söylenebilir ve hatta İhsan Özgen'in de yaptığımız bir görüşmede bu düşünceyi doğruladığını belirtmek isterim. Şimdi bahsettiğim beraber üst üste taksimlere örnek olabilecek küçük bir kesit dinleteceğim. İhsan Özgen, Niyazi Sayın ve Mutlu Torun'un Eskişehir Anadolu Üniversitesi konserinden. Burada İhsan Özgen ve Niyazi Sayın beraber üst üste bir taksim örneği sunuyorlar. Konserinde bir başka deneysel icra pratiğine rastlıyoruz. Bu bölümde İhsan Özgen taksim yaparken eş zamanlı olarak Niyazi Sayın Küçük Suda Gördüm Seni adlı eserinin melodisini bir yandan devam ettiriyor. Niyazi Hocam'ın sesi biraz arkada, dikkatle dinlemek lazım. Yine aynı konserde Katibin Meseri'nin üzerinde rastlamsal gibi tınlayan partilerin iç içe geçtiği bir icra denemesinde bulmuşlar ve oldukça ilginç bir yapı elde ettikleri söylenebilir. Dinleyelim hep beraber.
İhsan Bey döneminin mensubu olduğu müzisyenlerle etkileşim içerisinde, yani bulunduğu scene içerisindeki diğer aktörlerle aslında yeni ve alışılmadık bir müzik dokusu ve icra pratiği ortaya koymuşlar. Ve bu denemelerin bir süre sonra artık avantgard bir söyleme doğru yöneldiği söylenebilir. Birazdan dinleyeceğimiz kayıtlar hocanın bu dönemini yansıtan örnekler olarak düşünülebilir. Şimdi paylaşacağım iki kayıt İhsan Bey'in yurt dışına açıldığı dönemde dünyanın değişik ülkelerinden yabancı müzisyenlerle kolaboratif olarak gerçekleştiği projelerden ufak kesimler. Bunlardan ilki Theo Levent'i ve Hugh Janssen ile olan bir konserinden Chedraban Sersemayesi'nin çok ilginç bir yorumu. Dinleyelim hep beraber. Kayıtta Ottawa'da verdiği bir konser. Maalesef bu konsere ait çok fazla veri elimizde yok, fakat oldukça ilginç bir konser. Hep beraber dinleyelim. Merhamet ayım benim afhan eden nar hasretle dilin suzan eden. Konserden çok ufak bir kesit daha paylaşacağım. İçinde değerlendirmek lazım. Bugün için normal sayılabilecek bu deneysel ve hatta avantgard icralar aslında o dönem için gerçekten çığır açıcı bir hareket olarak karşımıza çıkar. Son olarak İstanbul Festivali'nde yapmış olduğu solo kemençe taksiminden kısa bir bölüm dinleyeceğiz. Bu taksimde İhsan Bey sazın sınırlarını ve ifade alanını zorlayarak kemençeden duymaya alışık olmadığımız bir ses örgüsü yaratmış. İki örnekten de çok küçük örnekler dinleteceğim. Thank you.
Evet, icrada teknik sınırların zorlanması, ifade alanının genişletilmesi ve yeni fikirlere açık olmasını empoze eden bu yaklaşım enstrümantal müziğin icra fonksiyonunun gelişip değişmesine katkı sağlamıştır. Ve bu dönemde gerçekleşmiş olan bu deneysel yaklaşımlara örnek olabilecek tüm bu çalışmalar Türk makam müziğinin ve enstrümanlarının dünya sahnesinde temsiliyetine çok çok büyük katkı sağlamıştır. İhsan Bey'in fikir dünyasına ve yeniyle geleneği bağlaştırdığı fikirlere rastlayabileceğiniz birkaç albümün listesini burada bulabilirsiniz. Sonuç olarak İhsan Özgen de aynı Cemil Bey gibi içinde bulunduğu dönemin getirdiği yeni dinamikleri sanatına adapte etmiş ve böylesi bir kırılmaya öncülük etmiş bir sanat aktörüdür. Tabii Cemil Bey empresyonist bir yaklaşımla bulunduğu toplumu ve dönemin spesifik bir coğrafyadaki izlenimlerini, yani o dönemin İstanbul'unu sanatına aksettirirken, İhsan Özgen yer yer postmodernist ve avantgard olarak tanımlanabilecek bir yaklaşımla daha geniş bir coğrafyayı, yani dünya çapında müzik ve sanat üzerinde değişen dinamikleri sanatına yansıtmıştır. Merkezi her zaman klasik makam müziği olan bu sanat yolculuğu süresince sadece Batı sanatından değil, Uzak Doğu coğrafyasının ve Endülüs müziklerinin zenginliklerinden etkilenerek disiplinler arası bütüncül bir sanat anlayışıyla yeni bir ekol oluşturmuştur. Bu sanat fikrini yansıttığı kompozisyonları, icraları ve ortaya koyduğu sanat eserleriyle de sonraki nesli ışık tutmuştur. Bildirimi akademik çerçevede bitirdikten sonra aramızdan çok kısa bir süre önce ayrılan İhsan Özgen'le ilgili çok ufak kişisel bir ekleme yapmak istiyorum. İhsan hocamız artık başka bir bölmede, şimdi çok daha özgür bir bedende, bir başka yaşamda sanatı tecrübe ediyor. Ve bizler de toplum olarak ve bu camianın insanları olarak onun sanatıyla ve bize bıraktıklarıyla gurur duyabilmeli. Ve aynı Cemil Bey'in mirasına sahip çıktığımız gibi bu büyük sanat insanının da mirasına sahip çıkabilmeliyiz diye düşünüyorum. Kendisini de rahmetle, sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Herkese çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Amsterdam Üniversitesi Kültürel Müzikoloji Bölümü doktora öğrencisi, doktora programı öğrencisi Emine Bostancı, toplum, kültür ve aktör kavramları üzerinden Tamburi Cemil Bey ve İhsan Özgen'in enstrümantal icra alanındaki deneysel çalışmaları üzerine bir inceleme adlı sunumlarını gerçekleştirdiler. Batılılaşma çok seslilik kavramlarından ziyade Osmanlı Türk müziği enstrümantal icra pratiğinde deneyselliğin ve bu bağlamda Avrupa sanatıyla olan etkileşimlerin analizini Tamburi Cemil Bey ve İhsan Özgen örnekleri üzerinden gerçekleştirdiler. Sunumlarından ve bizleri bilgilendirmelerinden dolayı kutluyoruz. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok güzel sunumlar oldu. Birkaç tane yorum bana iletildi. Refik Can Taşar, terminolojik bir katkıda bulunmak açısından subdominant tonik ile ilişkisinden kaynaklı yalnızca dördüncü dereceye işaret ederken dominanta yürüyüşü sağlayan ikinci derecede predominant olarak anılmaktadır yorumunu iletiyor. İsmet Aydın, caz müziğinde dizilerin tonal değil modal yapılarını altını çizmek açısından çok anlamlı bir yapı olmuş Berk Hocam. Peter Salvucci, İsmet dostum açıkçası modal dediğiniz şey dizisel bir oluşumun ki makam müziğine uygun bulunmuyor. Ayrıca bunun gibi durumlarda modal armoni değil tonal armoni yine kullanılıyor ki makama uymaz. Gülçin hocamız, Gülçin Yahya Kaçar hocamız, rahmetli İhsan Özgen hocamızın icralarında makam yapısı içinde bir makam kullanımlarına çok güzel örnekti. Sevgili Emine Bostancı'yı tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum sevgili Zindur Kanık hocamızı diye de iletmiş. Çok güzel sunumlar oldu. Ben tüm katılımcılara ve değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Oturumumuzun sonuna geldik. Herkese değerli katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve oturumumuzu burada kapatıyorum.
Teşekkür Başka ederim. hocam, kapatmadan önce sunumum, Buyurun. çok özür dilerim. Sunumumu da atladım. Sonunda huzurlarınızda Cenk hocama da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yani desteklerinden ötürü çok destek oldu. Onu belirtmeden edemedim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Çok sağ Hocamıza da söz olun. verelim. Teşekkürler Berk'cim. Teşekkürler Alper'cim. Güzel yönetimin için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılara ve dinleyenlere selam ve saygılarımı arz ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler, tebrikler. Hoşça kalın.